Merhaba arkadaşlar. Bugün saçımızı boyayacağız. Kız kardeşimin dibi boyayacağız, dip boyası. Şu an ona iş yaptırıyorum, temizletiriyorum şimdi şu kapları. Ben de bir süre böyle kullandım, anket yapmıştım. Düz kullan dediniz. Düz kullandım. Şimdi şöyle bir planım var. Önce şu kısmı sarıya boyayacağım. Böyle uçuk bir sarı olsun istiyorum. Umarım korkup yarısında silmem. Yani uçuk sarı olması için biraz beklemem gerekiyor. Uçuk sarıyı bir süre kullandıktan sonra işte turkuazı boyayabilirim. Yeşile boyayabilirim. Bir dönemde böyle renkli kullanacağım burayı. Mora da boyayabilirim, bilmiyorum. Daha sonra yarısını boyayacağım. Yani aradan bir 2 ay 3 ay sonra da yarıdan itibaren renkli, yarısı doğal renginde kullanacağım. Onu da 3 ay kullandıktan sonra tamamını renkli yapıp farklı farklı renkler deneyeceğim. Böyle bir planım var saçımla alakalı. Zaten çok fazla bir saçımız yok, o yüzden oturup üzüleceğim bir durum da yok. Sadece dip boyası sorunu oluyor. O biraz beni bozuyor. Bakacağız artık. Girdik bir yola. Bakacağız hep beraber. O zaman başlayalım. Evet, şimdi önce açıcıdan göz kararı koyuyorum ben. Kuaförlük bilgilerime dayanarak yapacağım bunu. Şöyle. Eldivenimizi taktık tabii ki bu. Çünkü kimyasal olduğu için tahriş ediyor. Şimdi şu kadar bir aldım. Bunu Fadiş için yapıyorum. Çünkü Fadiş evin prensesi. Çünkü önce onunkini yapmamız gerekiyor. Muş. Şimdi şöyle aldım. Bence bu kadarı yeterli. Daha sonra oksidanımız var. Oksidanın kalite değiştiğini söylüyorlar. Yani çok da takılmadım ben ama aldım işte bir çeşidini. Şöyle göz kararı kattım. Yarısı kadar falan. Şimdi bunların karışmasını sağlayacağım. Açıcının çok fazla beklemesi iyi bir şey değil. Yani tamamen homojen bir karışım elde ettiğimizi düşündüğümüz andan itibaren başlamamız gerekiyor. Ve Fadiş'in dip boya olduğu için çok çok uzun süre bekletmemize gerek yok. Dibe yakın olan açma işlemi daha hızlı sonuç veriyor. Kendimkinde bunu iki aşamalı yapacağım, onu göstereceğim size. Ama kız kardeşiminkinde tek bir aşama yeterli olacak. Biraz fazla koyu gelmişti, yani oksidanı az koymuşum. Şu an birazcık daha oksidan koydum. Yani hemen hemen yarı yarıya koydum diyebiliriz. Bu kıvama geldi ve içindeki bütün topakları erittim içinde. Şimdi önce kuaför tarağımız yok. Normal tarakla yapacağız. Gördüğüm alanlardan bir başlıyorum. Sonra küçük parmağımla şöyle yapacağım, serçe parmağımla atacağım ve burayı yapacağım. Bol bol alıyorum. Fadiş'in kamerayla olan savaşını şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Önce açıcıyı oralara yediriyorum, siyah alanlara. Yeterli olduğunu düşündükten sonra hemen şunun ucuyla da olur. Tutuyorum. Hop, diğer tarafa atıyorum. Tarakla şöyle sabitleştiriyorum. Saçı açarken çok fazla bekletmek iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani bu işlemleri hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ki eşit olsun. Yani buralar açılırken alt kısımlar daha sorun yaratır bize diğer türlü. Acaba diye aralarında soruşturmaya başlamışlar. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Ne için de sırça köşkü olan şehre gidelim demiş. Ama halk bırakmamış. Ben otururum. Sırça köşkü evet, başında Fadiş'i ben... Fadiş'i fırınlanmak için bırakıyoruz. Bana geçiyor. Ben olmasam ben insanların pek üzümlü olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağıymış. Onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmeti... Normalde nereden ayrıldığını bilmiyorum. Ben kafama göre böyle şu kadarlık bir alanı sarıya boyayacağım önce. Şöyle ayırıyorum. Burayı da bağlayacağım. Sence yeterli mi bu kadar kardeş? Yeterli. Bağlıyorum ki sorun olmasın. Peki şuradan düz bir çizgi mi çizdim? Düz mü şurası? Hayır. Neyse, kimin umurunda da dur. Şöyle yapayım o zaman. Tamam, şu an. Kız kardeşimden birazcık yardım aldım ayırma konusunda. Önce dibe gelmeden şu kısmın açılmasını sağlayacağım. Yani yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika sadece buranın açılmasını bekleyeceğim.
Daha sonra dibe açıcıyı süreceğim. Çünkü dediğim gibi dip daha hızlı açılıyor arkadaşlar. Şimdi sürüyorum. Böyle gelişim kadar sürüyorum. Elimle de şunu yapıyorum. İyice yediriyorum içine doğru. Çikolatalı görünüyor değil mi? Arkadaşlar açıcıya o kadar fazla para istiyorlar ki artık kuaförde. Gerçekten vermek istemiyorum ben o parayı. Çünkü malzeme bir kere pahalı değil. Yapılan iş de çok böyle aman aman bir şey değil. Üstüne bir de yakma durumları da oluyor. Bir de üste çıkılıyor falan. Tabii her kuaför için söylemiyorum ama. Ben açıkçası bir saç açma boyamaya gidip 500 lira vermek istemiyorum yani. Hani aldık biz bu malzemeleri yaklaşık 5. kullanışımız. 100 lira falan vermiştik değil mi? Hadi boyayla beraber maksimum 200 lira olsun ve en az 10 defa kullanıma kadar işe yarıyor. Her defasında neden 500 lira vereyim yani, mantıklı değil. Tabii açıcı birazcık tehlikeli bir şey, herkesin kullanabileceği bir şey değil. Yani herkes alıp yapmalı mı? Bence hayır ama benim alt zeminde kuaför çalışma hayatım olduğu için, birazcık gördüğüm için aslında rahat rahat alıp yapıyorum. Mesela Fadi şu an bana en az 300 lira borçlandı mesela. Taş bir mecraya giriyor, oradan da 4 tane tahta oluğa taksim oluyordu. İhtiyar çınarlar çukura gömülen bir meydanı gölgeliyorlardı. Ağaçların mışırtısını... Şimdi kız kardeşimle kullandığım açıcının aynısını kullandığım için sanırım etkisi geçti. Ya da yavaş açılıyor bilmiyorum. Yani tamam buralar yavaş açılıyor normalde ama karamele döndü şu an sadece. Şimdi geri kalan kısmı halledeceğim. Dur, eldiven takayım. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey asla yukarıya çıkmamam gerektiği. Şimdi şuraya da geçmeyeceğiz. Hop! Temiz kıyafetlerle yapmamamız gereken bir şeydi ve ben dökebileceğini düşünmedim. Şimdi şöyle yapacağım bu sefer. İçlerine geçtiğine eminim çünkü. Sen şundan emin miydin kardeş? Sanki bu yukarıdan bir şeymiş gibi de. Hadi şimdi benim saçlarımı mahvetmek üzere. Hayır. Evet bu bak burayla, buraya ait değil, sen bana bunu verdin. Ah Fadiş, ah Fadiş ya. O hiçbir yere ait değil. Ha bırak artık tamam. Kendi işini gördürene kadar arkadaşlar. Gerçekten. Yani benim saçım isterse şu an kopsun. Bak bak aynadan bak da tipini de görsünler yani. Bunları göremediğim için aslında senin yapman lazım. Hı. Hadi korkutma beni tamam mı? Hadi iş. Dur bir dakika ya. Üstüme yaptın ama. Çünkü beni geriyorsun. Sinirlenince konuşabiliyor arkadaşlar. Fadiş bak. Kameraya bakıyorsun yaparken. Gerçeğe baksana. Sinirlerim bozuldu beni. Ne oldu, oldu mu? Bir sust ya. Arkadaşlar ben yine evlilerde değildim. Rasta açarken de böyle götlükler yapmıştı. Gerçekten korkuyorum. Şu alttakini de yapıyorum. Tabii yani hani. Buraya ait olan bütün saçları. Dibi de şöyle. Kadir. Dur diplerine giriyorum. Ya ben hiç inanmıyorum. Video izledikten sonra anlayacağım senin ne yaptığını. Şu an normalde kuaför literatüründe olmayan hareketler yapıyor. Hadi şöyle vuruyor. Bir şeyler yapıyor. Hiç yüzüm görünmüyor benim şu an çektiğin şeyde. Nereye çekiyorsun anlasın ya? Sen nereden görüyorsun benim ne çektiğimi? Görüyorum ya. Kameranın nerede olduğunu görüyorum ben. Eski kurtlardanım. Nereye çektin? Hiçbir yere çekmedin. Hayır kafamı çekiyorum şu an. Aynadan bizi de göstersene. Tamam gözüküyor zaten. Aynadan biz gözüküyor muyuz? Hı-hı. Yüzümüz gözüküyor mu? Evet. Şimdi son olarak şunu da şöyle alıyorum. Şuradaki bebek saçlarımı. Çünkü eminim onları almadın değil mi? Almamıştın. Almış mıydın? Tamam. Şimdi şöyle ovalıyorum.
Uyanma hissi çok gıcık edici gerçekten. Şu an içi nasıl peki? Şöyle bir bak bakalım. Boş mu? İç yok. Aa. Kendi kendime yapamayacakmışım demek ki. Bunu kapatmam lazım. Kapat, niye? İkisini bir arada nasıl yapayım? İşte yemek yaparken de böyle olacak. İkisini bir arada yapacaksın. Ve bak, saçımı başka bir yere yaparsam. Tamam. Şurada. Üç tane saç var orada. Niye böyle oldu ki bu? Tamam. Var aslında burada, değil mi? Harika yaptım. Tamam. Arka tarafları kız kardeşime pasladım gördüğünüz üzere. Çünkü göremiyormuşum. Yani belki bir tane ayna falan olması gerekirdi ama o da ne kadar verim alınırdı bilmiyorum. Ama normalde ben kendi saçlarımı full açtığımda açabiliyordum yani. Çünkü herhangi bir yerini görme durumun yok. Burada arka tarafı görmem gerekiyordu. Göremediğim için tek başınıza yapılabilecek bir şey değilmiş. MC boyalı kardeşler. Fadiş saklanıyor şu anda. Salak. Ay, sinirlerim bozuldu. Ne yapıyorsun? Kabak kafa. Ya bu kadar düşünme ya ne olacağını. Kulaklarını kapatıyor. Mr. Spock mısın sen? Neyse, evet. Bekliyoruz. Uçlara göre daha hızlı açıldı. Birazcık daha bekleyeceğiz. Bu kızıllığın tamamen gitmesini bekliyoruz. Uçuk bir sarı olduktan sonra yıkayacağız. Yani bekleyip daha sonra yapmama rağmen dipler dediğim gibi daha fazla açıldı. Uçlar hala daha tam açılmadı. Renkler hala daha koyu bence. Ne yapsam bilemiyorum yani. Şu birazcık daha sürüp bekleyeceğim. Fön makinesiyle ısı veriliyordu. Hatırladım, şimdi onu yapmaya gidiyorum. İyice saçmaladı bu çocuk. Halloween'e bu şekilde mi katılmak istersiniz? Hiç istemediğim bir renk oldu. Yani sarının sevmediğim bir tonu oldu. Şimdi normalde ona söylenen bir şey var da söylemek istemiyorum. Sarı renginin hiç sevmediğim bir tonu oldu. O yüzden tekrar açtım. Tekrar bekliyorum. Kız kardeşim de böyle kendini turkuaza boyuyor. Bu şekil oldu. Bu benim kendi doğal saçımın hali. Belki düzleştirip bakmak daha doğru olurdu bilmiyorum ama bence fena değil. İş görür. Evde yapıldığı için bu kadarı benim için kafi. Zaten şöyle yapacağım muhtemelen. Şimdi bu saç buraya geliyor ya böyle. Bu da değişik bence ama şey yapmayı planlıyorum. Şöyle genelde şu tarafa doğru atmayı planlıyorum. Böyle ya da şu şekilde toplamayı. Sürekli tepeden topladığımda bu kısım daha çok görünmüş olacak. Fadiş de şu an hala daha bekliyor saçının. Ne kadar uzun kalırsa o kadar akmayacağını düşünüyor. O yüzden bekleyecek yarına kadar. O zaman başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şurayı da alabilirdim. Şurayı da boyayabilirmişim, onu fark ettim. Neyse.